Aha, aha en sevdiğim video. Geldim masal. Müthiş. Bak işte bunu izlerim baba. Literate. Sırtını kaşıyabiliyor musun? Çocuklar vücut geliştiriciye soruyor. 1453 Harun. Merhaba. En sevdiğim şey. Çocukların yorumları. Keşke dünyayı çocuklar yönetse. Ama bizdekilerden değil o bazıları var ya onları yönetmesin asıl sikerler. Merhaba ben Harun. Ben Bu adam zaten normal hayatında aşırı naif. Çocukların karşısında kim bilir ne kadar naifleşmiştir. Nasılsın? İyiyim. Biz seninle bir tokalaşalım. Şu elimi çok sıkma ama. Canım yakma. Hoş geldin. Ben Harun. <laughs> Merhaba. Yaman'dı de değil mi? Yaman. Çok memnun oldum. Ben. Buyur lütfen. Adın ben... ne? Harun. O benden çok hızlı. Ben şu anda korkmaya başladım ama. Çok ben hızlı soruyorsun baya, soruları. Ben de bayağı heyecanlandım ya <laughs> yani. yani. Olur Saçtı, bütün iltifatları dışarıda ettiler. Bana fazla <laughs> iltifat kalmadı. Ama saçların gerçekten çok güzelmiş. Evet, çok kabarık. Ben çok güçlüyüm. Evet. <laughs> bir tane. O nasıl bir gülüştü lan? Aha, şey vardı bir tane. Kimdi o ya? <laughs> bir tane çocuk vardı. Hmm. Adı neydi ya çocuğun? Hatta kızmıştım çete birkaç konu hakkında. Efe miydi ya? Unuttum vallahi. Sporcu olan mıydı? Neydi? Çok komikti. O yok evet. galiba. Ona inanıyorum. Ondan yana hiç... Ben, diyorum ben aslında senden korkuyorum, biraz çekiniyorum. Onun için tamamen böyle kolay sorular sor. Bak ben de senin gibi duruyorum böyle. <gülüyor> Biz <gülüyor> ikimiz de çok utangaçmışız. İyi denk geldik. <laughs> sırtına kaşıyabiliyor musun? Daha çok var oğlum. Bütün apartmanı duysun. Için... <laughs> ben de sana aynı soru. Bunu sen mi karar verdin bu soruyu sormaya yoksa biri mi dedi sana bu soruyu bu adama sor diye? Valla babam karalamıştı. Sonra <laughs> diye Burak amcam sor dedi Kral'sın. sonra. Kralsın. Doğru. Sırtımı maalesef ben kaşıyamıyorum. O da ben esnek olmadığım için. Yani, ben de kaşıyamıyorum aslında. Bazı yerlerim kaşıdığı tasar zor kaşıyorum. Benim bu kadar kaşıyordum. gitmiyor. Sen gene iyi. Harun. Sen nasıl sporla yapıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Harun şey yaptı mı? E, i̇laçları falan bırakıp artık küçülmeye mi gidiyor? Sanki öyle bir şey izledim. Kendisinin videosu ama. Böyle bir şey var mı? Ben mi götümden anladım onu? Şey diyordu hatta kim ne derse desin hani küçülmeye ya sağlıklı yaşamak için biraz daha sanki bir şeyleri değiştiriyor gibime geldi de. He, çok daha hakim değil herkes. Ben vücut geliştirme yapıyorum. Kilo vermek için başlamıştım 12 yaşında. Sporcu olayım diye düşünmüyordum. Öyle sadece kilo vermek amaçlı başlamıştım. Çünkü boyum çok kısaydı, çok kiloluydum. Sonra bir baktım böyle olmuş. Sen kaç kilosun? 96. 96 mu? Evet. <laughs> Senin canını yerim lan. Sen kaç kilosun? 18. Yürü <laughs> sen 5 yaşındasın bir de 18. Diyorsun. sen sen gerçekten iyi besleniyorsun. Sana iyi bakıyorlar. Hem de kendine iyi bakıyorsun. Evet. Peki toplum içinde bir lakabınız oluyor mu? Önceden <laughs> ayı falan öyle şeyler söylüyor. <laughs> ya benim de lakabım pandaydı ha. Çok küçük yani şişman olduğum için panda diyorlardı. Ayıp olması diye, ayı demiyorlardı herhalde. Panda takmışlardı. İlkokulda mı? Yok ortaokul, orta birde vardı. mi ne? Şimdi şey oldu. Kimi Harun abi diyor. Kimi 1453 Harun diyor. O kaldı benle. Ama eskilere gidersek onlar hep böyle hayvani terimler. Yani hep bir şey ya, ben... ya yeter abi kapat sikeceğim. Sik lan. Neredesin lan naif? Benden önce nasıl banlayabiliyorsunuz ya? Etiyorlar yani panda diyen oluyor başka bir şey. O da işte irilikten kaynaklı ama bizde bunlar hani şey olmaz en azından bizim kendi camiamızda ya da arkadaş çevremizde kırıcı anlamda söylenmez. Yani bir nevi övgüdür. Hani adam bana ayı diyorsa kırmak için değildir. Yani öv övmeye çalışıyordur. Beni, beni gayet üzere. kırmak için söylüyorlar. Peki sen böyle kas yapmak ister misin? Kas yapmayı seviyorum. Sen süpersin. <laughs> bir de tekme atıyorum. Göster istersen. Hadi bakalım. Oğlum, ben yapmam aa, gereken... bir vuruyormuş. Tamam. Bir dakika. Şöyle şunu çekeyim. Dikkat Ne kaldı başka? Bitirdik bütün bitir hepsini. Evet. Bence beni korkutmak için yeterliydi. İşte kasların gidince bir gün sen üzülür müsün? Çok üzülürüm. Güzel soru ya kasların giderse yani üzülür müsün? Yani bayağı misin? denedin için değil mi? Evet yani çok üzülürüm. Bir kere öyle oldu bir rahatsızlanmıştım. Antrenman yapamadım uzun bir süre. Sonrasında... Düzeldi. Düzeldi. O zaman çok üzülmüştüm. Ama komple giderse o zaman çok çok daha üzülürüm. Hmm. Yani bu çok değerli bir şeyini kaybetmek gibi benim için. Evet. Kaslı olmak ister miydin? E, isterdim. çok kaslı mı, az kaslı mı? Annem kadar. Oo bak. Sportif bir aileden. Tamam. Sen... Sen babam babam evet. Evet. spora gidiyor, annem pilatesle çalışıyor. Oo, sen ikisini de biliyorsun. Annene de git, <laughs> gittin mi hiç pilates stüdyosuna? Gidiyorum. Oo. Sen büyük ihtimalle orada da bir şeyler yapıyorsun. Evet. Hareketler. Sen aslında sportif bir aileden gelen, sportif bir kızsın. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Canını yerim ya. Senin için kıyafet bulmak kolay mı? Pek kolay değil. Yani istediğim şeyleri giyemiyorum. O kötü. Kaç beden giyiyor acaba? Bence... Ee... 2x darç. Mesela gömlek bende hayal ettiğim gibi durmuyor. Takım elbise giydiğim zaman... 2x darç ya da... Yok da 5x darç falan yok abartmıyorum. Ben de mesela bazı kıyafetler giydiğimde pek üstümde güzel göremiyorum. Sen ne tarz giyinmeyi seviyorsun mesela? Böyle dar mı giymeyi seversin? Büyük. Ben böyle, biraz böyle kalın olsun. Böyle şey dar değil de biraz... Bastıkçı işte, tarzı gibi. Geniş. Geniş olsun. Geniş olduğunda daha rahat hareket edebiliyorum. Süper. Peki kaslı oluşunuzun avantajları ve dezavantajları nedir? Avantajı şu, herhangi bir iş başvurusu falan yaptığınızda illaki spor yapan birine denk geliyorsunuz. En azından salona gitmiştir bir ay bile olsa spor salonuna. Oradan bir böyle sohbet, muhabbet kurmanız kolay oluyor. Dezavantajı genelde egolu buluyorlar bu sporu yapanı. O da kişilerden kaynaklı. Yoksa bizim branşımızla alakalı bir şey değil. İnsanların o hmm. hale bürünmesinden dolayı öyle bir dezavantaj yaşıyorum. Araba kaldırabilir misin? <laughs> ya sen ne tatlı bir şeysin ya. Aklı fikri güçte. Araba kaldırabilir misin diyor. <laughs> Araba kaldırabilir miyim? <laughs> 126 biz. <laughs> Çok büyük bir arabayı kaldıramam. Küçük bir arabayı kaldırırım. Sen arabayı kaldırabilir misin? Kaldıramam. Bence sen kesin kaldırırsın. Sorular gittikçe zorlaşıyor. Sadece olsun. bir yemek seçme hakkın olsa ömrünün sonuna kadar hangi yemeği yerdin? Ömrünün sonuna kadar? Valla evin ne yesen bıkarım ya. Ne seçerdiniz söyle bakayım. Yani ben de. Belki köfte patates hani olabilir. Ama bir yerden sonra o da bıktırabilir. Ben köfteyle geçeceğim belki. Bak o da evet. Ben köfte patates. Bir, bir... Oğlum, bütün yazdıklarınızı ömür boyu yiyebilirim bu arada yani. <laughs> Hepsi çok güzel. Biri sadece bir pizzacılara uymuyorum. Karnıyarık bak sen çok politik oynuyorsun. Skate Şş Ömrümün sonuna kadar bir şey yiyecek olsam karnıyarığı seçmem bu arada. Hamburger yerim ben. İşte bıkmam. Hamburgerden sıkılmam mesela. Ya çok var lan sıkılmayacağım. Ya. Makarnadan da sıkılmam ki ben. İskender'den, lahmacun'dan da sıkılma. Hepsini yerim lahmacun yerim, yerim. ...aslında aynı evde yaşayabiliriz. Güzel olabilir. Yemek zevklerimiz uyuyor gibi. Senden korkuyorlar mı bazen? Sen korktun mu mesela beni gördüğünde? Korkmadım. Genelde pek korkmuş biri değilim yani. Değil mi? Değilimdir yani. Değilin tabii Değil. ki. Evet. Hiç yani. kimse korkmuyor o zaman. Yani az mı? Ya. <laughs> <laughs> Şimdi... Sinirlenince korkabilirler. Ama sinirli değilken kimse benden korkmuyordur. Ha sadece sinirli oldun Sinirli oldum zaman. Acaba Harun Reis'in sinirlenişi nasıl ya? Böyle, ya? Böyle çok naif, çok, komik çok komik sessiz adamların sinirlenişi sağlam sinirli olur olsam ya. Sinirli belki senden korkabilirim. korktur musun beni mesela? Bir düşün. Yani bayağı kibar olduğum için hiç sinir etmek istemem birisini. Evet. Ben de öyle. Yani bu alışkanlık olmuş ya da bizim artık ruhumuza işlemiş sanırsam. Ben de kibar olmayı seviyorum. Harun'un bir parçalama videosu var, onu izle. Sakin olmayı, daha güzel. Bence de. <laughs> evet. Sanki mülakatta gibiyim böyle. Hani <laughs> o beni işe alacak ama alacak evet. mı onu bilmiyorum. İnsanlar sizi gördüklerinde tekrar dönüp bakıyorlar mı? Bazen, bazen Hı. o da işte üstüne giymiş olduğun tişört, yürüyüş tarzın ondan dolayı. Ama bu. Bazen... Bakarsın genelde vücutlu insanları gördüğünde de böyle bir vücut varsa hani bir baktıktan sonra öyle bir daha ulan nasıl vücut yapmış amınakoyim niye bir dersin. Niyetle dönüp bakıyorlar bazen kötü niyetle dönüp bakıyorlar. Yani herkes beğenip de bakmıyor. Beğenmeyen de bir o kadar fazla. Evet. Evde örü poşetleri taşıyor mu? Evet. Ben, ben de taşıyorum. <laughs> <laughs> Istıracağım ya. Ben de taşıyorum. <laughs> bir ben kasına dokunabilir miyim şöyle? Evet. Şöyle bir sık bakayım. Oo, Ooo. Bunlar çok güçlü. Yumrukların da güçlü. Kolların da çok güçlü. Çok sıkma ama. Canımı yakma. Hadi gel. Bunu <laughs> satayım. Futbol topu gibi biceps var adamda. Orada ayrı bir kafa çıktı amına koyayım. Çocuk kafası çıktı oradan. Kola bak. <laughs> İyi mi? spider iki kadar yoktur da. İyi değil. Ne hocam? Buna bak ya. Bir de buna bak. <laughs> Bu da kötü. İdare etmez mi ya? Birazcık kötü mü? Çok büyük. Teşekkür ederim. <laughs> yani ona çıktık yani. Teşekkür ederim. Toplu taşımada rahat hareket edebiliyor musun? Yok. Sen biliyor musun metrobüse metroya falan? Vallahi mesela bindim mi ben de tıklam tıka şaka <laughs> <laughs> sıkışıyorum. o <laughs> benim Orada her <laughs> türlü herkes sıkışıyor zaten. Bravo sana. Güzel i̇lk bir başta, değindin. İlk başta geldiğinde oturursan ama Şanslısın. O zaman iyi ama ayakta olduğunda evet. evet. O, o, o zaman sıkıntı. bir de 5 saat, 5 saat uzak yerlere de gidiyor oraları. Evet. gidiyor. Adam üzülmesin diye çok büyük dedi diyor. Ya, alfa bir Derken çok kötü sıkıntı oluyor. İnan aynı dertleri ben de çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Genelde her gün çekiyorum. <laughs> evet evet bir kordiye adım satıyor bana şu an ya. Böyle bir an teğmen teğmen diye girse. Ben onun için artık bir daha hayatımda ben görmüşsene bir, bir kere bindim zaten ona da. <laughs> Allah da bol kazançlar versin. <laughs> Sana da güzel bir meslek. Abi ne güzel sohbet ediyor çocuk farkında mısınız? Ben o yaşta amına kadar falan diyorumdur herhalde. Yeni nesil ne oluyor baba ya? Baba ya metrobüs konuşuyor şu an ya. Yani, ne yapacağını bahsediyor. Ben tekme falan atmaya çalışıyordum. <laughs> Dilerim ki gerçekten binmek zorunda kalmazsın yani. Ama bu yaraya parmak bastığın için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olasın. <laughs> Şimdi başka ne söylesem düşünüyorum. Sen mesela sporcu mu olmak istersin yoksa başka bir meslek var mı aklında? Bilmem yani. Ben büyüyünce bakalım yani. <laughs> Güzel. Başka ne sorsam? Sen nasıl besleniyorsun? Ben de sana onu sorayım. Şeker çok yiyor musun mesela? Yani pek yemem de birazcık yiyerim. Sabah kahvaltıda yumurta yiyor musun mesela? Yiyorum. Yiyorsun. Peynir. O sen güzel bir kahvaltı yapıyorsun o zaman. Bir şey söyleyeceğim ben. Mr. Beast'e katılan Türk yarışmacıyla röportajı kim yapmış amına koyayım? Hani izleyek lan onu bundan sonra. Benim annem protein yememi söylüyor. Sen ne kadar çok protein yedin ki? Ben çok tavuk yemişimdir. Çok yemişimdir. <laughs> yumurta, tavuk. Bu kadar kasların olması için neler yiyorsun? Ben yumurta, tavuk, kırmızı et, beyaz peynir, Süt. Bunları düzenli olarak tüketiyorum. Mesela sen de spor yaptığın için büyük ihtimalle sen de yumurta yiyorsun evet. bu sabah kahvaltılarında. O aslında birbirine benziyor beslemek. İlla sabah kahvaltısında zaten illa yumurta ya yiyorum. yumurtadan bir bıkmışlık var. Evet. <laughs> o konuda beraberiz. <laughs> Gel tokalaşalım. Evet. Soruları kendin mi seçtin? Yoksa böyle biriyle istişare yaparak mı karar verdin? Evet. Bunu da sevindim. Ailemle. Hiç vücut geliştirmeye ya da vücut geliştirmeyle uğraşan birinin videosunu izlemiş miydin, bakmış mıydın yani? Yok, daha önce bakmamıştım. Peki mesela şu anda benden yola çıkarak benle tanıştın. Sence vücut geliştirme güzel bir spor mudur? Bence güzel. Teşekkür yani, ederim. Çok güzel bence. Peki ben sana bir soru sorayım. Güçlü olmak mı, zeki olmak mı? Bence zeki olmak olsa Bravo. daha mantıklı. Evet. Bunu çok güzel söyledin. Buna çok sevindim. Ben çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Çok teşekkür ederim. Geldiğin için de sen de dedik takalışalım. İzin olsa bir tarayayım sana bakalım. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Dur o zaman birlikte öyle poz <laughs> verelim. Sen hala poz verelim. Birlikte... O pozusu var bu arada ha. Şş. Bir, bir, buraya bak şöyle bir. Baksana biraz bakma. oğlum. Çiğ ulan. Evet. Oha lan. <laughs> bir de şu beyaz kıvrıldı. <laughs> Bugün çok farklı bir gün oldu benim için. Ben tekrar davet edildiğimden ötürü teşekkür ediyorum. Belli yaş aralığındaki kardeşlerimle yan yana gelme fırsatı buldum. Gerçekten çok enteresan soruları vardı ama yaş büyüdükçe daha da zorlayıcı oldu. Yani ben ufaklarda daha çok zorlanacağımı tahmin ediyordum ama yaş büyüdükçe artık çocuktan al haberi gerçekten doğruymuş. Onu burada yaşama fırsatı buldum. Kimisi beni çok terletti, kimisi çok sıkıştırdı. Bazılarıyla ben de... Böyle videolar de güzel oluyor ya. Kamera heyecanı yaşadılar. Ben de onlarla birlikte onu yaşadım. Bugün videomuz... Bu kimmiş bakayım?